Arkadaşlarım hoş geldiniz tekrar. Fonksiyonların 5. dersinde grafikle baş başayız şimdi. Grafiklerin olmazsa olmazından başlamak istiyorum. Doğrusal grafikler. Her daim denkleme dönüştürülmesi gereken, dönüştürebilir olan doğrusal grafiklerde geçen ders sonunda bir örnek yapmıştım. Bir örnek de burada yapayım. Yani mesela 10, 10 verdi, fx dedi, y eşittir fx şeklinde ifade etti. Senin bunu hemen denkleme dönüştürmen lazım. Senden o kadar pratik olmanı bekliyorum ki, atıyorum bundan 3 gün sonra, 5 gün sonra, bir hafta sonra ya da 10 gün sonra hadi en geç, bunu görür görmez hemen, hocam bu 10 eksi x demen lazım grafik olarak, denklem olarak. Nasıl diyeceksin bunu? 0, 10 noktası var, ona 0 noktası var elinde. O zaman bu fx dediğin şey senin ax artı b'ydi, hatırla. Böyle ifade etmiştik. 10 yazınca 0'a eşit olacak. X yerine 10 yazıyorum. 10a artı b eşittir 0. Bu birinci denklemin. Birinci noktadan geldi. İkinci noktadan gelen denklemin. X yerine 0 yazdın. A çarpı 0 artı b eşittir 10 olacak. Zaten şu detaylarda konuşmaya başlayalım. Y ekseni kestiği nokta, bir grafiğin y ekseni kestiği nokta her zaman sabit noktasıdır. Çünkü x yerine 0 verince sabit değerden başka bir değer kalmaz. Bunları da konuşabiliriz. O zaman b'nin burada 10 olduğunu gördün. Yukarıda 10'un yerine yazıp a'nın eksi 1 olduğunu gördün. Yani bütün bu iş ve işlemlerden denklemi şöyle geldi. Fx eşittir. A yerine eksi 1 yazdım. Eksi 1 x artı 10. Benim ilk yazdığım gibi daha düzgünce ifade edersen bunu 10 eksi x şeklinde gelir. Ki bunu yıllar önce söylemiştik zaten. Dersin başında, şunun başında söylemiştik. Bir kez daha yapalım. Bu sefer doğru denklem olmasın. Doğrusal denklemleri mütemadiyen dönüşeceğiz. Eğri büğrü bir denklem verdi. Böyle denkleme dönüştüremeyeceğim bir grafik verdi sana. O zaman yapman gereken sana verdiği noktaları okumaktır. Eksi 3 verdi. Mesela 2 verdi. Burada bir 7 noktasının karşılığını 9 olarak verdi. Verdiği fonksiyonu biraz abartı olsun. Y eşittir. F x eksi 3 şeklinde bir fonksiyon olsun. Şimdi ben bunu grafiği denkleme dönüştüremeyeceksem bana verdiği 1, 2, 3 tane nokta var. Sadece bu bilgileri, bu noktaları bilgi olarak liste biçimde yazmam icap eder. Ve bu listeyi yaptıktan sonra artık grafik telaşısından kurtulursun. Ne demek o? Şu demek. Mesela bu nokta apsisi 7, x'i 7, y'si 9. O zaman x yerine 7 yazıyorum. 7 eksi 3'ten 4 oldu orası. Y yerine 9 yazdım. Bu kadar. Bak f4 eşit 9'muş. Sakın ha f7 eşit 9 değil. 7'yi burada yerine yazıyorsun. Burada yerine yazıyorsun 7. O zaman burası nokta olarak 0'a 2. Yani x yerine 0 yazıyorum. Eksi 3 oldu. 0 eksi 3'ten eksi 3 oldu. Eşittir y yerine 2 yazıyormuşum. Al sana 2. Ve son olarak burası eksi 3'e 0 noktası. Yani gidip x yerine eksi 3 yazacağım. F eksi 6 eşittir. Y yerine 0 yazacağım. Anında sana bu grafiğin söyletmeye çalıştığı 3 şeyi yazdın. Artık sana F4'ü mü soruyor? F eksi 3'ü mü soruyor? F0'ı mı soruyor? Ha bunları değil şunu sorabilir. F'in tersi 9. F'in tersine 9 belli. Tersten bakarsan bu 4 işte. Ya da aynı mantıkla F'in tersinde 2. Tersten bakarsam eksi 3'e eşit. O zaman F'in tersinde 0 eşittir eksi 6 olur. Ve bu 6 değeri buradan ortaya çıkarmış olduk. Unutma. Büyük büyük yazıyorum bak. Liste yapacaksın bu eğri büğrü çizdiği grafiklerde. Denklem sadece doğrusal denklemde yazarsın ve bazı özel hallerde yazarsın. Bunu da birazdan paylaşacağım ama liste yapmayı unutma. Listeyle çözemeyeceğin hiçbir soru yok. Grafik kafanı karıştırır eğri grafiklerde. Eğer bir grafiğe polinom grafiği diyorsa arkadaşlarım polinom fonksiyonu son yıllarda çok meşhur bu. AYT'de özellikle çok çıkıyor. Polinom fonksiyonu diyorsa ve bana mesela derecesinden bahsediyorsa, 3. derece diyorsa bizim bileceğiz ki x ekseninde bu fonksiyonun kesin noktalar bizim köklerimiz. Kökleri bulduğumuz eksendir x ekseni ve 3. derece bir grafiğin, bir polinom grafiğinin 3 tane kökü olması lazım. 4'ü versin, 2'yi versin, eksi 3'ü versin ve bütün bunların üstüne tamamen perspektif ruhuyla, bakın ne kadar da benziyor değil mi? Burası 2, burası 48 olarak versin ve bana artık fx'i sorabilir. Denklemi sorabilir yani bana. Nereden biliyorum sorabileceğini? Nasıl rahatım? Polinom dediği için rahatım. Polinom fonksiyonlar satır halinde yazılan fonksiyonlardır ve her zaman bir baş katsayı vardır diye başlıyorum. Kökleri arkadaşlarım. Ben denkleme taşıyacaksam işaretlerini değiştirerek taşırım. X artı 3, x eksi 2, x eksi 4 yazınca bakın zaten 3. derece oldu. Ama a belli değilken hala bir parçası eksik bunun. İşte buradaki eksi 48'e babağın hayrına vermedi sana. 0 eksi 48 noktası var. X yerine 0'ı yazacaksın ve eksi 48'e eşitleyeceksin. Gördüğün gibi dostlarım buradan a'nın eksi 2 olduğu da ayan beyan meydanda.
O zaman en baştan tertemiz yazıyorum. Bu grafik eksi 2 çarpı x artı 3 çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 4 şeklinde yazılır. Ve bunu senin gözü kapalı yazıyor olman lazım. Yok, gözü kapalı yazamazsın. Gözün açık olsun ama çok rahat bir şekilde yazabiliyor olman lazım. Temel bazı grafiklerin çizimini bileceksin diyerek ondan sonra sorularımıza başlayacağım. Mesela f(x) eşittir x. f(x) eşittir x kare. f(x) eşittir x küp. Ve bunların arkadaşlarım mutlak değerlerleri. f(x) eşittir x. Al sana x'in grafiği. Al sana x karenin grafiği. Namı diğer parabol. Al sana x küpün grafiği. Namı diğer hiperbol. Arkadaşlarım bunlar böyledir. Eğer ben f(x) eşittir x değil de f(x) eşittir mutlak x arıyorsam, x eksenini değil de y eksenine bakarak yapacaksan bunu, y'de, bu y değerleri ya, y değerleri negatif olamaz, onu görmen lazım. Y değerleri hep yukarıda olması lazım. Yani grafiği yukarıda çizeceksin. Daha fazla uzatmadan f(x) eşittir x'ten kopya çekiyorum. Çünkü burada f(x) eşittir x var, kopya çekiyorum. Şurayı çizdim. Alt taraftaki şu bölgeyi de, şu kesimi de yukarıya katlıyorum. Ki en meşhur hamlelerden bir tanesi. Mesela ben x kübün mutlağının grafiğini arıyorsam, x kübün şu kısmına sadık kalırım, üst tarafına, alt tarafına sadık kalmam. Çünkü mutlak değer hep yukarıda çıkmak zorunda sonuçları. Ve al sana mutlak x kübün grafiği derim. Olay bu. Son bir uyarı, o da şu. Sana y eşittir f(x)'in grafiğini verdi. Mesela şöyle bir grafik çizdi. Şöyle bir grafik çizdi. Bundan sonra da şöyle yukarı doğru çıkıyor olsun. Belli başlı noktaları versin. Mesela şu noktayı versin. 3'ün karşılığı 10 olduğunu söylesin. Şuranın eksi 4 olduğunu söylesin. Falan filan. Bunları söyledi. Bu f(x)'miş. Ne istiyorsun benden? Y eşittir f(x) eksi 4 eksi 5 gibi bir grafik var diyelim ki. Bu öteleme işlerinde, sağa sola öteleme işlerinde, yukarı aşağı öteleme işlerinde öncelikle f'li ifadenin yalnız kalacağını, fazlalık bir sayı varsa y'nin yanına geçeceğini gör. Yani y artı 5 eşittir f(x) eksi 4 derim. Ve öteleme işlerinde karşında nasıl bir işlem veriyorsan tam tersini yapacağını unutma. Yani bu grafik birazdan x ekseninde eksi 4 görüyorum ya, tam tersi artı 4 gibi düşüneceğim. Yani artı 4 birim sağa diyeceğim. Bak çok kıymetli nüanslar bunlar, yakala. Y'nin yanında artı 5 var. Y yukarı aşağı oynar. Y ekseni burası değil mi? İşte burası. Yatay x ekseni, dikey y ekseni. O zaman yukarı aşağı oynarken artı 5 görüyorum. Sanki 5 yukarı kayacakmış gibi ama tam tersi. Ben 5 birim tam tersi, orada gördüğüm işlemin tam tersini yapıyorum. 5 birim aşağı ötüleyeceğim. Yani grafiğin kabaca halini bileceksin. Önce x ekseni 4 birim sağa gittim. Yani 3 oldu sana 7. 7 oldu. Buradaki eksi 4, 4 birim sağa gelse oldu sana 0. Birazdan grafik bu x'ini kullanarak olacak. Ve y ekseninde 5 birim aşağı demiştim. Y ekseninde gördüğüm bir tane nokta var, o da 10. O da 5 birim aşağı kayarsa 5 noktası olur. Ve grafiğin şu arkadaşlarım ahenginin parçalanmanın olduğu yerden itibaren ahenginde herhangi bir bozulma yok. Şöyle bir grafik beni bekliyor kabaca. Hatta şöyle biraz üstünden geçeyim, ortalık karıştı. Şu grafik ve şu grafiktir. Öteleme işlerini nasıl yaptığımıza dikkat edin lütfen. Bu öteleme işlemi yaparken de gördüklerimizin tam tersini icra ederiz. Bilginiz olsun. Geçelim sorulara. Geçelim sorulara. Sorulara geçtiğimiz zaman birinci sorunun cevabı, birinci sorunun cevabında arkadaşlarım çok eğlenceli, tam TYT tarzı bir soru var karşımızda. Şöyle bir işlem yapacağız. Şimdi demiş ki 1, 0 ve x, 0 noktaları ABC'de dik yamuğu verilmiştir diyor. F fonksiyonu çok enteresan ifade. İşte bu enteresan ifadeler hep TYT'de var. ABC'de yamuğun alanı. Yani diyor ki sana 25'i buraya yazdığın zaman diyor. Bak buraya 25'i yazdığın zaman. Karşılığının 50 geleceğini görüyorsun değil mi? 25'i burada yazınca burası 50 gelecek. E şurası 1'e karşılık 0 noktası 1. E 1'i yerine yazalım 2 gelecek. E yamuğun alan formülünden bilmen lazım bunu. Ya nasıl bileceksin? 50 artı 2 çarpı, bu üst tabanı alt tabanı topladık. Aradaki mesafe yüksekliktir. Yani 24 bölü 2. İşte F25'in karşılığı bu. Alan bulduruyor bak bana. Uyuma. Alan bulduruyor bana. Bütün bu yaptıklarımızı siliyorum. Çünkü yeniden başlayacak bu işlem. Nasıl başlayacak? Şöyle başlayacak. F23. Buranın 23 olduğunu hayal et. 23'ü yerine yaz. Ne buldu 23 yerine yazı? 46. O zaman artık yine burası 2 zaten. Orada değişen bir şey yok. 1'i yerine yazınca 2 oluyor. 23 ile 1 arasındaki mesafe 22. Ve dolayısıyla arkadaşlarım çıkarmamı istiyor. Üst taban alt taban topladım 48. Aradaki mesafe yükseklik yani 22 bölü 2. Bu uzunca işlemi, gerçekten uzunca işlemi size bırakıyorum. Geçelim 2 numaralı soruya. İşte eğri büğrü bir grafik. Bakalım ne istiyor? Noktaları mı soruyor? Fx fonksiyonun tanım kümesi A kümesi. Tanım kümesine bakalım.
X eksenine bakalım. Tanım kümesi X'de hatırla. Eksi 4'ten 5'e kadar gitmiş. Eksi 4 boş, 5 dolu. İşte burası A kümesi. Arada boşluk olan herhangi bir yer yok. Görüntü kümesini yazacağım. Görüntü kümesinde B demiş. B'yi yazıyorum şimdi. Dikkat. Y ekseninden en alttan başlıyorum. Eksi 5 kapalı aralık. Nereye kadar çıkıyor? En yukarıda, en zirvede 4'e kadar çıkıyor. 4 açık aralığı şeklinde. Kullanmadığı için 4'e açık aralık diyorum. Ve şimdi arkadaşlarım sorunun devamında şıkları okuyalım. Kaç tane doğrudur diyor. A ve B'yi biliyorum artık. A kümesi eksi 4, 5. Yalan. Yanlış bu. Köşeli parantez kullanmış. Bu kesinlikle yanlış. B kümesi eksi 5'e 4. Bu da yanlış çünkü köşeli parantez kullanmaması gerekiyordu. A kesişim B. Sayı doğrusunu düşün. Hem bunun hem bunun ortakları. Bu ortak demek değil mi? Ortak demek. Ortak. Ortaklarına bakalım. Ne var ortaklarında? Eksi 4 var, 4 var. Ve tamamen açık aralık şeklinde. Kesinlikle doğru. Ve bunu aldık cebimize. A birleşim B eksi 5, 5'tir. Bu da kesinlikle doğru. Baştan sona hepsini al diyor. Bu da doğru. Ve son olarak A alt kümesidir B diyor. Bu da tamamıyla yanlış. A kümesi B'nin bir alt kümesidir. Çünkü burada mesela 5 diye bir eleman var ama 5 elemanın B kümesinin içinde yok. Dolayısıyla bunu da yanlış kabul edeceğim. 3 ve 4 sorunun doğru seçenekleri altında yazdığı gibi. Evet, yine bir benzer ifade var. Bakın bu sefer fonksiyonu durdurmamış. Devam ediyor. Devam ediyor. Durdursaydı böyle bir nokta koyardı. Ya da içini boş bırakırdı gibi haller var. Fx eşittir 0 denkleminin 4 farklı kökü vardır. 0 neydi? Köklerdi. Kökleri bulduğumuz eksen x ekseni bakıyorum. 1, 2, 3, 4 farklı değeri vardır. Master degree. Kesinlikle doğru. Fx'in 0'dan küçük eşitini sağlar. 3 farklı tam sayı. Nasıl ya? Fx'in 0'dan küçük oldu. Bak bu arada Fx'in negatif olduğu yerler. Milyonlarca değer var burada ya. Bu tamamıyla yalan. 0, 5 aralığında. 0'dan 5'e kadar. Yani şu aralıkta bakacakmışım, inceleyecekmişim. Şu aralıkta incelersem arkadaşlarım F'in altındaki görüntüsü 0,7'dir diyor. Hayır, 0,7 değil. Bak eksi 2'den başlıyor o görüntü. Eksi 2'den 7'ye kadar olacak. Bu da yanlış. Dolayısıyla eksi 5, 5 aralığındaki kaç tanesi doğrudur demiş. Arkadaşlarım yanlışları bulmuş olduk. Ha bu arada soru eksi 5 ile 5 aralığında bunu incelememi istiyor. Ben eksi sonsuza, artı sonsuza baktım ama ikinci öncülü tekrar değerlendirelim. Fx'in sıfırdan küçük olduğu, yani şuralar artık söz konusu değil. Sadece eksi 5 ile 5 aralığında bakacaksam dostlarım sıfırdan küçük oldu. Şuraya bakmam lazım. Tam sayıları söylemişti burada, hatırla. 3 farklı tam sayı. Halbuki burada bir eksi 1 var. Burada bir artı 1 var arkadaşlarım. Ve arada bir tane sıfır değeri de var. Onları da kesinlikle öyle aldığını söyleyebiliriz. Yani o cevaba da dikkat edeceksiniz. Dikkat edeceksiniz. Evet, 4 numaralı soru. Yukarıdaki y eşittir fx fonksiyonuna ait olan bir grafik varmış. Bak bir takım değerler var. İşte liste yap diye sana emrettiğim kısım burada başlıyor. Hadi liste yapalım kendimize. Listeyi nasıl yapacağımızı şu yan tarafa göstermek istiyorum hemen. Liste. Listeye geçtim. Listede elimizde 5'e eksi 1 var. Bak fonksiyonda herhangi bir darlanma yok. O zaman f5 eşittir eksi 1. Yani adam gibi vermiş fonksiyonu. Hani yanında x artı 2 falan olsaydı düşünürdüm. 3'e 0 noktası var. Yani F3 eşittir 0. Yazalım bunları. Burası 0'a 5 noktası. Yani F0 eşittir 5. Bunu da yazıyorum. Ve son olarak burası F-1 eşittir 3 olarak söylenebilir. Şimdi gelelim buna. Şimdi bir F ifadesi var. Altındaki görüntü 3. Görüntü nerede 3 dostlarım? Görüntü nerede 3? Eksi 1'de 3. O zaman ben FA-2'nin eksi nerede o? Eksi 1'de 3 olduğunu söyleyebilirim. Eksi 1. Fonksiyon eksi 1 değerini nerede almış diye şimdi sorgulayacağız. 5'te almış. Demek ki içerinin 5 olması lazım. Dolayısıyla 5 olması için A'nın 7 olması gerekiyor ama sonra da şöyle ince bir sıkıntı var. Onu da söylemem lazım burada bilimsel olarak. Mesela ben buraya eksi 1 dedim. Eksi 1'de 3 olmuş dedim ama bu fonksiyon arkadaşlarım şurada atıyorum 2 gibi bir noktada da 3 değerini almış. Dolayısıyla orada bir saçmalaması olmuş. Bunu da böylece geçmiş olduk. 5 numaralı soru. Eğlenceli bir soru daha. Grafikte eksi 2, 2 aralığında fx, gx ve hx fonksiyonları hepsi de burada var, hepsi de burada mevcut. Grafiği verilmiş. Eksi 2, 2 aralığında. Önemli olan hangi doğrudur? Şimdi büyüktür, küçüktür diyorsa fonksiyonlarda kim yukarıda, kim aşağıda oyun oynayacağız? Yukarıda aşağıda oyun oynayacağız. Çünkü büyüklük, küçüklük y eksenine bakarak bulunur. Yani yukarı aşağı bakarak bulunur. H, g'den büyükmüş. Bakalım h, g'den büyük. H yatay olan, yatay eğimi sıfır olan. G'de kırmızı olan, kırmızı yukarıda, yatay aşağıda kalacak. Bakın şu aralıkta oldu bu iş. Şu ikisinin arasında oldu. FA 3'ten büyüktür diyor. F'lere bakalım orada şimdi. F, hayır.
F'nin sonuçları bak aşağıda. F 3'ten büyük değil. Bu yanlış. Bu kesinlikle yanlış. Dolayısıyla bir daha bakalım fonksiyona. HA'nın GA'dan büyük olduğu yerlerde. HA'nın GA'dan büyük olduğu yerler demiş. Tam tersini ifade etmiş. Yani benim okuduğum gibi değil. Ben G'yi yukarıda aldım, H'yi aşağı aldım. Halbuki H'nin yukarıda, G'nin aşağıda olduğu yer işte burası. Bakın G burada, H de burada. O zaman bu grafikte H büyüktür. G doğru bir ifadedir. Ve aynı yerde F 3'ten büyük değerleri almış mı? 3 çizgisinden. Evet, şimdi doğru oldu bu ifade. F A ile H A'nın eşit olduğu. Bu sefer sakin sakin bakacağım, hata yapmayacağım. F ile H'nin eşit olduğu. 1, 2, 3 ama eksi 2, 2 aralığını almayacağım. G A 3'tür demiş. G A neredesin G A? Bakıyorum. G A 3 müdür? Evet, o 3 değerini görebiliyorum. Kesinlikle bu da doğru. Ve devamında F A'nın H A'dan büyük olduğu. F'in H'den büyük olduğu. F şu yeşil çizilen, hatta silelim onu tekrar düzgünce görelim. Şu grafiği bayağı çizdiğim için üstünde renkler kayboldu. Tekrar bakalım buraya. Şunları şöyle hallettik. Şimdi ne diyor? F H'den büyük olsun. F neredesin? Şu yeşil çizgi. H'den büyük olacak. H dediğimizde yatay çizgi. O zaman F'in H'den büyük olduğu yer anda burası dedim. G 3'ten büyükmüş. Hayır, şimdi yanlış söylüyor işte. G aşağıda kaldığı için, 3 çizgisinin aşağısında kaldığı için bu yanlış diyebiliriz. F A ile G A'nın eşit olduğu yer... Üçünün de eşit olduğu yer bir tek yer var. Orası da zaten şu nokta. H A sıfır demiş. Hayır, bu noktada, bu nokta A noktasıysa H A'nın 3 olduğunu görebilirim. Bu da yanlış. Sorunun cevabı 1 ve 2 olarak yerini aldı. Altıncı soru. Evet, hikayeleştirdiği bir problemin içinde sorduğu soru. Yukarıdaki grafik sabit hızla hareket eden bir aracın yolda geçen süreye göre deposunda kalan miktarını. İster beynine çözersin, orantı kullanırsın doğrusal grafik olduğu için. İstersen de bunu bir fx fonksiyonu gibi yazıp oradan yürürsün. Bizim derdimiz bugün bunları kurallı bir şekilde yazmak olduğu için fx'ten yürüyeceğim ben de. Ve baktığımız zaman fx 36'dan başlamış, 36 yeri var. Ne kadar azalıyor? 3 saatte 6 azalmış. Yani 2 azalıyor. O zaman 36 eksi 2x diyebilirim. Çok pratik bir şekilde. 10 saat sonra depoda 16'da kalır. Yaz x yerine onu. Gerçekten 16 kaldığını görürsün. 5 saat sonra 15 litre benzin harcar. Her saat 2 benzin harcıyordu. 10 benzin harcar. Bu yanlış kanımca. Ve devamında arkadaşlarım. X saat sonra depodaki benzin 36 eksi 2x de ifade edilir. Ki aynısını biz yazdık zaten. Kesinlikle doğru ve bunu da böylece geçmiş olduk. 7. Liste yapalım hemen hızlı bir şekilde. F 3 eşittir 2. F 0 eşittir 1. F eksi 2 eşittir 0. Ve F eksi 4 eşittir eksi 2. Hepsini 1, 2, 3, 4 noktadan aldım. Gerisi çocuk oyuncağı. F 3'ün 2 olduğu belli. F'in tersinde 0'ın eksi 2 olduğu belli. Arada bir eksi daha var, artı 2 oldu. F'in tersinde eksi 2'nin de eksi 4 olduğu belli. Cevabın ne geldiğini söyleyebileceğim size. 8. Yine liste yapacağımız bir olay mı? Hayır, yorum istiyor. Fx fonksiyonu bu aralıkta tanım kümesi eksi 3, 3'tür. Kesinlikle haklı. Bak eksi 3 dolu, 3 dolu. Baştan sona doğru. Yanlış arıyoruz. Fx fonksiyonun görüntüsü eksi 1, 4. Evet, o da şöyle bakarsam eksi 1'den 4'e kadar gitmiş ekseni. Doğru. Fa eşittir 0 ise fa'nın 0 olduğu. Bu fonksiyon nerede 0'dı? Kökünü bulduk, hatırlayın. Kök dediğimiz yer işte burası. Kökte 0. 0 ile 4 arasında bir a var diyor. Yalan söylüyor. A buradaysa eksi 3 ile 0 arasında. İşte bu yanlış. Cevabı direkt c olduğu belli. Diğer iki şıkkın da doğru olduğunu direkt görürsünüz. Ben burada mesela f3 eşittir 4 gibi bir eşitlikte şöyle yapıyorum. Bir pratik vereyim arkadaşlar. Böyle bitirelim dersi. Şimdi 4 bir sonuç ya arkadaşlar. Y ekseni 4'ü buluyorum. Bu 4 sonucunun x ekseninde gittiği yeri görmek için yatay bir çizgi çiziyorum. Bir sonraki dersimizde karşıma çıkacak bu. Ve x ekseninde grafik kesim nokta burası ya. X ekseninde nereye gelmiş öyle buluyorum. Yani bana f'in tersinde 4 diye sorulursa sorularda tekrar yöntemi hatırlatayım. 4'ü buluyorum y ekseninden. Yatay bir çizgi çiziyorum. Grafik kesim noktadan aşağı iniyorum ve cevabı veriyorum. Zaten Edirne şıkkının doğru olduğu da belli. Eğlenceli sorulardı. Bir sonraki dersimizde çok daha kaliteli sorular devam edeceğiz. Hoşçakalın.